Herkese merhaba. Tanımayanlar için ben 9 Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Canan Altay, Abdömer Radyosu ile ilgileniyorum. Sizlere böyle en temel haliyle periton, şu kısa hatırlatmalar yapmaya çalışacağım. Canan'ın çok Endotrit sözünü dönemde hepimiz biliyoruz. balla keseceğim. Bu arada ben Canan'ın görüp sohbete dalınca tanıtımı da kendisine bırakmış oldum. Canan'ı sanıyorum ekibin çoğu çok iyi tanıyor zaten. Ben kısacık tanıtayım. Benim kardeşim gibi bir meslektaşım. Beraber uzunca süre çalıştık. O zaten hani layık olduğu şekilde akademik basamakları layık olduğundan belki daha bile önce olmalıydı. Hızlıca şu an çıkıyor ve ilerliyor. Abdomen radyosu üzerine bugün bizimle konuşacak. Canan hem Avrupa Radyoloji Diploması hem de tabii ki Türk Radyoloji Uzmanlık Diploması var. Kendisi doçent. Ben burada olduğu için çok mutluyum. Gerçekten çalışırken de rafine bilgisi ve netliğini her zaman sevdiğim bir meslektaşımdı. Şimdi bizi o bilgilerle aydınlatacak. Canancığım söz sende, sustum. Olur mu? Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Ben de sizinle birlikte çalışmaktan çok keyif almıştım. Hep sevgiyle hatırlıyorum o günleri. Şimdi hani çok zaman kaybetmemek adına hemen geri dönüyorum. Embriyolojide kalmıştık. Biliyoruz arkadaşlar, intrauterin dönemde ön bağırsak ya da işte bu primitif bağırsak 3 bölümden oluşuyor. Midgard, Hind kat ve orta bağırsaktan. Bunları neye göre ayırıyoruz? Aslında intrauterin dönemde oluşan bu aortanın verdiği dallara göre ayrım gösteriyor. Çölyak arterin bulunduğu seviyede mezogastrium ve midenin segmenti proksimal duodenum, superior mezenterik arterin dallarının bulunduğu seviyede ince bağırsaklar ve inferior mezenterik arterin oluştuğu seviyede ise kolon segmentleri yer alıyor. İntrauterin olarak bu öncül bağırsak ile aorta arasındaki yağ dokuda daha sonraki hayatımızda mezentere evriliyor. Pardon. Evet. Biraz fazla hızlı gitti. Yok, hayır, tamam. Embriyolojik olarak solid organlar orta bağırsak sağ tünün aksi istikametinde 90 derecelik dönüş gösteriyor. Bu ne zaman? 5. intrauterin haftada gerçekleşiyor. Aslında karaciğer aynı akciğerler gibi orta hatta yer alırken bu 5. haftada sağ tünün aksi istikamette 90 derecelik bir dönüş gerçekleşiyor. Peki her şey orta hattayken 90 derecelik bu dönüşle karaciğer sağ üst kadrana, dalak ise orta hattan posteriora doğru dönerek sol üst kadrana doğru yer değişikliği gösteriyor. Bu arada işte bu visceral yapıları çevreleyen peritonun öncül katmanları arasında yer alan bu intrauterin yağ doku ya da işte mezenterin öncül parçası iki ana yapı olarak ele alınıyor. Daha doğrusu iki ana yapıya ayrılıyor. Ventral mezenter ve dorsal mezenter olarak. Ventral mezenter karaciğerin hemen önü ve arkasında. Dorsal mezenter ise mideyle dalar çevreleyen oluyor. Ventral mezenterin ventral parçası falciform ligamına, ventral mezenterin dorsal parçası gastrohepatik ligamına, dorsal mezenterin ön parçası yani ventral parçası gastro splenik ligamına ve son olarak dorsal mezenterin dorsal parçası da splenorenal ligamına. Bakın burada böbrek böyle koyu renkli bir kahverengi halka ile belirlenmiş. Dalak ile bu böbrek arasındaki ligamına evriliyor. Bu arada hani her şey sadece bağırsaklar ve mezenter içerisinde dönmüyor. Tabii ki de ince bağırsaklarda 6. gestasyonel haftada gerçekleşen fizyolojik bir herniyasyon var. Bunu biliyoruz. Bu herniyasyon 10. haftada geri dönüşle sonlanıyor. Yani bütün ince bağırsaklar 10. gestasyonel haftada karın içerisine dönüyor ve bu sırada bir 90 derece artı 180 derecelik dönüş gerçekleşiyor ve toplam rotasyonumuz 270 dereceyi buluyor. Bunlar normalde normal insanlarda olması gereken rotasyon miktarı. Peki herkes de böyle mi? Hayır, bazen böyle olmuyor. Bakın bu rutinde karşımıza gelen bir BT inceleme olmuş. Sağ üst kadranda karaciğer var.
Duodenumda dalağın bir miktar parçası gelmiş. Mide oral pozitif kontrast maddeyle dolu ve olması gereken yerde. Fakat bakalım ince bağırsaklar olması gereken yerde değil. Sağ alt kadranda çekim ve apendiksin bulunması gereken bölgede. Ve aynı şekilde rektum ve sigmoid kolon normal yerinde. Fakat bakın şu çekim ve çıkan kolon olması gereken aksi yerleşimde ve orta hatta yer alıyor. Bağırsakları baktık. Bir de vasküler yapılara bakalım. Bakın burada aortadan çıkan süperior mezenterik arteri görüyoruz. Peki hemen komşuluğuna bakalım. Süperior mezenterik ben nerede? Olması gereken yerde değil. Bunun aksine bakın posteriora doğru yer değişikliği göstermiş. Malrotasyon en sık aslında ilk bir yaşta görüyoruz. Bu ilişkinde de karşımıza gelebiliyor. Kendiliğinden rödükte olabilir ancak olmazsa iliyoruz. Aslında bu için pratik uygulamada günlük radyolojik yaşantıda bizim için sorun oluşturabiliyor. Nasıl? Bu dönüş buradaki bu vasküler yapıların birbiri etrafında olan bu bazen BT'de girdap bulgusu olarak da tanımlanan bulgu bazen tam olmayan yani 270 derecelik ya da 180 dereceyi aşmayan açılarla karşımıza gelebiliyor. Burada en önemli nokta bağırsakların normal yerleşimde olmadığına bakmak. İnce bağırsaklar ve kolon ilişkisi burada ipucu oluşturuyor. Eski dönemlerde çok daha sık yapıyorduk. Bakın burada fluoroskopi incelemede bir sarmal işaretini ifade eden fluoroskopi sarmal bulgusu. Şimdi daha güncel olan doktor ultrasonografi de bu mezenter içerisinde arteri çevreleyen süperior mezenterin oluşturduğu bulgu da ipucu. Peki situs nedir? Situs solutus aslında ince bağırsakların kolonun ve solut organların normal yerleşimini ifade eder. Situs inversus tüm organlarda sağ-sol değişikliğini ifade etmekte. Bu inversus'a dextrokardinin eşlik etmesi situs inversus totalis olarak isimlendiriliyor. Peki bir de situs ambiguus var. Bu nedir? Bu aslında anormal bağırsak yerleşimini ifade ediyor. Descenden kolon ve rektosigmoid kolon normal yerleşiminde ancak az önceki hastada olduğu gibi sağ alt kadranda ince bağırsakları çekim ve çıkan kolonu daha medyalde ve orta altta görüyoruz. Situs ambiguus'un iki tipi var. Polisipleni ile birlikte olan formu yani sol izomerizm ve asipleni ile birlikte olan formu yani sağ izomerizm. Burada sol izomerizme bir örnek. Bakın karaciğer solus kadranda dalak olması gereken yerde değil. Aksine böyle üç tane dalak ile uyumlu yumuşak dokudan sitesi var ve bunların her birinin kendine ait arter ve veni var. Sağ kadranda ince bağırsaklar var. Çekum. Hemen çıkan kolonun, pardon inen kolonun komşuluğunda appendiks bunun hemen komşuluğunda normal olmayan bir yerleşimde izleniyor. Bu durumda situs ambiguus polisiplini olarak tanımlıyoruz. Peki böyle kısacık bir embriyolojik hatırlatmadan sonra periton nedir? Periton aslında karın içerisinde bir potansiyel boşluk oluşturan iki katmanlı parietal ve visceral katmanları bulunan tek sıralı mezotel hücrelerden oluşan bir serozal membran. Bu boşluklar daha doğrusu peritonun katlantıları arasında potansiyel boşluklar oluşuyor. Retroperitoneal organlara da kısacık dokunacağız ama bu periton boşluğu içerisinde günde her gün 1000 mililitre sıvı oluşuyor ve tekrar rezorbe oluyor lenfatik kanallar aracılığıyla. Normalde de yaklaşık 50-100 mililitre kadar sıvı bulunması fizyolojik kabul ediliyor. Periton boşluğunu bölmeleri ayıran belli ligamanlar var. Ventral intrauterin dönemdeki ventral mezenterin ventral parçasıydı. Falciform ligaman. Aslında karaciğeri asan, normal sabit yerinde tutan ve periton boşluğunu sağ ve sol olarak ikiye ayıran çok büyük ve geniş bir ligaman. Hemen karaciğerin üzerinde bulunuyor. Ayrıca karaciğeri de sol lobun segment 2 ve 3'ünü segment 4'ten, kuadrat lobdan ayırıyor. Şöyle aksiyel kesitlerde ise bakın böyle normal bir görünüm yok. Yine yağ densitesinde görüyoruz. Biz aslında bu böyle cerrahi olarak görünen, cerrahideki gibi prominent görünen bir bağ değil. Sadece burada peritonu beta peritonografi yapmışız. Yani boşluklar içerisinde, potansiyel boşluklar içerisinde kontrast madde vermişiz. O bölgede sağ ve sol subhepatik alanı, daha doğrusu subfrenik alanı birbirinden ayıran ligamanı görmekteyiz. Peki kolon içerisindeki boşluklar, bu potansiyel boşluklar neler? Hemen diyaframın altında sağ üst kadranda sağ subfrenik bölge. Hemen
Falciform ligaman bakın ayırıyor demiştik sol üst kadranda. Sol subfrenik bölge izlenmekte. Karaciğerin altında potansiyel subhepatik bölge. Bu sağ subfrenik bölgeyle bağlantılı sağ parakolik bölge ve sol subfrenik bölgeyle bağlantılı sol parakolik bölge izlenmekte. Mezenter içerisinde mezokolon çok önemli. Transvers mezokolonun pozisyonuna göre periton aslında iki geniş boşluğa ayrılıyor. Çünkü transvers mezokolonun karın içerisinde posterior bağlantısı nedeniyle karaciğerin bulunduğu bölge ve ince bağırsakların bulunduğu bölge şeklinde iki büyük bölgeye ayrılmakta. Bu transvers mezokolonun altında ince bağırsak mezenterinin solunda kalan boşluk sağ inframezokolik bölge, solundaki ise sol inframezokolik bölge olarak isimlendiriliyor ve hepimizin bildiği kemik pelvis içerisinde pelvik boşluk izlenmekte. Bakın burada sağ subfrenik bölge, sol şunu küçülteyim istedim. Evet. Sol subfrenik bölge, burada sağ parakolik alan, subhepatik bölge, sol parakolik alan ve orta hatta kısmen görüntülemeye giren sağ inframezokolik bölge izlenmekte. Bu sıvıların peki hareketi mi? Yani daha doğrusu bu potansiyel boşluklar içerisinde bulunan sıvının bir hareketi söz konusu mu? Evet. Sağ üst kadrana doğru sağ parakolik alandan oluşan bir potansiyel akım izlenmekte. Yani aslında bazen biz appendiks kaynaklı bir apseyi subfrenik alanda görebiliyoruz. Sol üst kadranda ise genellikle bu akımın yönü pelvik bölgeye yönelik oluyor. Ancak sağ alt kadran kaynaklı patolojilerin bazen sağ parakolik ya da perihepatik alanda metastazlarını ya da işte bu bölgede oluşan apseleri görmek mümkün olabiliyor. Tek tek bölgelere şöyle kısacık bakalım. Sol inframezokolik boşluk demiştik. Bakın transvers mezokolonun hemen altında orta hatta ince bağırsak mezenterin oluşturduğu yağ densitesini görmekteyiz. Buradaki bu potansiyel sol parakolik boşluk burası kontrast maddeyle dolmuş periton katlantıları arasındaki boşluk sol inframezokolik bölge. Şurası sol subhepatik bölge, pardon sol subfrenik bölge, subhepatik bölge, perihepatik ve parakolik bölgeleri izliyoruz. Sağ inframezokolik bölgede aynı şekilde yine ince bağırsak mezenterin hemen sağında sağ parakolik bölgeyle bağlantılı potansiyel boşluk aksel kesitlerde de şu bölge olarak izleniyor. Douglas boşluğu aslında adını ilk tanımlayan İskoçyalı anatomistten alıyor. Kadınlarda en derin pelvik potansiyel boşluk neresi hepimiz biliyoruz. Uterus ile rektum arasındaki bu böyle derin katmanlara kadar inen, bazen bir potansiyel boşluk olarak içinde sıvı bulunmayan ancak patolojik durumlarda sıvı ya da peritoneal karsinomatozis gibi o bölgeyi dolduracak herhangi bir hücresel yapıdan zengin yapı olduğunda görünür hale geliyor. Bakın burada periton içerisindeki az miktarda sıvının proksimal kesimini doldurduğunu izliyoruz. Bursal mentalis neresi? Bursal mentalis aslında peritonun mide arkasındaki katlantısının adı. Hemen mide ile dolap arasında foramen Winslow aracılığıyla bu bölge periton ile bağlantı gösteriyor. Bakın ardışık kesitlerde hemen midenin arkasına, dalak ilusuna dolan kontrast maddeyle dolu periton içi sıvı izlenmekte. Burası küçük omentalis yani bursa omentalis adı verilen potansiyel boşluğumuz. Gastrosistemik ligamanı aramak çok akıllıca değil. Normal rutin günlük yaşantımızda biz bunu hani ligaman olarak göremiyoruz. Çünkü kendisi de yağ doku densitesinde ve çok ince. Hatta okun bir kısmı üzerini kapatmış burada. Ama önemi nedir? Gastrosistemik ligaman içerisinde yer alan lenf nodları ya da metastatik lezyonlar ya da küçük omentuma eğer mesela mide seyahı hastasıysa bu bölgede yer alan implantların gastrosistemik ligaman aracılığıyla bu bölgeyi terk edeceği ya da lenfoma hastasında dalağın gastrosistemik ligaman yoluyla mideye ulaşabileceğini akılda tutmak gerekir. Ama burada zaten kontrast maddeyi verdiğimiz için ince bir hat şeklinde görmek mümkün olmuş. Peritoneal refleksiyonlarımız neler? Aslında en sık pelvik bölgede görüyoruz. Paravezikal fossa da bir peritoneal refleksiyonumuz var. Yani periton katlantısı aslında. Bu az önce söylediklerimin birçoğu peritoneal refleksiyon olarak isimlendiriliyor. Douglas boşluğu içerisinde recto uterin boşluk içerisinde bir peritoneal katlantı var. Bir de pararektal fossalar içerisinde peritoneal katlantılar bulunuyor. Ne
önemi var. Özellikle rektum tümörlü hastalarda bu peritoneal refleksiyon hattına primer tümör ne kadar uzak olduğu ya da bu hat üzerinde peritoneal implant olan özellikle jinekolojik maniteli hastalarda peritoneal implantların takibi açısından önemli. Bakın burada sagittal T2 aralıklı MR görüntülerinde Douglas boşluğu içerisindeki peritoneal refleksiyon hattı görünür hale gelmiş kalınlaştığı için. Peritoneal karaciğerin tüm yüzeylerini örtmekte midir? Evet, büyük oranda karaciğer peritoneli örtülü, visceral peritoneli ile ancak karaciğerin peritonsuz bir yüzeyi bulunur. Beyir area ismi veriliyor buna. Inferior vena cava ile posterior ve anterior koroner ligamanlar arasında retroperitoneal bir yüzeyi var karaciğerin. Burası böyle arka segment, arka sektöre uyan bölge. Bakın burası segment 7 ile segment 6'nın bir kısmını alıyor. Alıyor. Burası adrenal bez. Kontrastsız bir bezde. Sadece kontrast madde peritoneal boşluk içerisine verilmiş. Ama inferior vena cava'nın ve caudat lobun burada olduğunu düşünelim. Bu inferior vena cava ile koroner ligamanların bulunduğu seviye arasındaki bu boşluk, bu bölge beyir area düzeyi. Peki ne önemi var? Sağ adrenal bez kaynaklı retroperitoneal patolojiler direkt olarak karaciğerin sağ lobunu etkileyebilir ya da travma da bu bölgede oluşan bir patoloji retroperitoneal hemorajiye ya da patolojilere neden olabilir. Yani karaciğerin küçük bir alanı retroperitone açılmaktadır. Hani hep uyanık olmak lazım, bu bölgenin patolojilerini de ayıştığında bulundurmak gerekir. Bir de radyoloji raporları içerisinde sıklıkla söz ettiğimiz R-X-ray sesi var. Sol portal venin dallanma seviyesidir aslında. Sol portal venin segment dallarına ayrıldığı noktadır. Bir de özellikle bir Rex veni var. Sol portal venin umbilikal dalı. Bu çok önemli değil ama Rex sesi burası bakın. Ne önemi var? Portal pedikül düzeyinde peritoneal karsinomatozisi olan hastalarda bu Rex sesi seviyesinde portal venin etkilenip etkilenmediği ya da karaciğer parenkimi içerisinde buradan invazi olan bir peritoneal implant olup olmadığını cerrahlar özellikle bilmek isterler. Ve biz Doppler incelemede sol portal veni genelde bu seviyede değerlendiririz. O yüzden ismiyle bilmekte fayda var. Sırt üstü yatan bir hastada hepatorenal reses yani Morrison boşluğu peritonun en derin boşluklarından birisidir ve bu alanda sıvı ilk yani intraperitoneal sıvının ilk toplandığı boşluklardan birisidir. Peki biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Yeri burası. Sağ böbrek ile karaciğer sağ lobu arasında segment 6 arasındaki potansiyel boşluk ultrasonda böyle incecik hipoekoik bir hat şeklinde intraperitoneal sıvının erken dönemde burada toplandığını görmek mümkün. BT incelemede burası normal Morrison boşluğunu temsil ederken bakın burada az miktarda Morrison boşluğu içerisinde sıvı var. Douglas ve Morrison boşlukları intraperitoneal sıvının ilk görüldüğü boşluklar. Mezenter nedir? Şimdi bu peritonu tanımlamaya çalıştık. Peritonun iki tabakalı bir ince küboidal mezotelyal hücrelerle döşeli bir zardır demiştik. Mezenter ise ince bağırsakları ve kalın bağırsakları karın arka duvarına bağlayan bir yağ dokudan zengin yapı aslında. Burada gördüğünüz bu yağ dokudan sitesindeki alanların vasküler yapıların içinden geçerek bağırsaklara ulaştığı ve tekrar içinden geçerek portal veni oluşturduğu bu yağ dokusu temel olarak mezenteri oluşturur. İntrauterin bölgede demiştik ince bağırsak mezenteri mezosigmoid ve mezokolon komşuluğundaki arterlerin ismine göre ya da arterlerin suladığı alana göre isimlendiriliyor. Burada mezosigmoidi özellikle belirtiyoruz çünkü rektosigmoid tümörlerde mezosigmoidin tutulumun olup olmadığını belirtmek önemli. Mezenter az önce de söyledim temel olarak yağ dokudan oluşuyor. Bağırsaklarıyla retroperiton arasında aslında temel olarak bir destek doku sağlıyor. Mezenterin patolojilerine tomografik olarak böyle kısa kısa göz atalım. Burada mezenterde yaygın bir dansite artımı, normalde böyle simsiyah olması gereken alanın yüksek dansitede yani beyaza yakın tonlarda görüldüğünü izliyoruz. Tıp fakültesi öğrencileri için böyle küçük hatırlatmalar. Bu alanda böyle minik lenf nodları var, vasküler yapılarda belirginleşme olmuş. Ve böyle tüm ince bağırsak mezenteri boyunca bir hacimsel artış var. Bunu bilmek çok zor değil. Mezenterik panikülit diyebiliriz. Burada ise bir araç dışı trafik kazası geçiren hasta acil
faalise geliyor. Bu bölgedeki vasküler yapıları çevreleyen artmış bir yumuşak doku dansitisi var. Travma öyküsü olan hastada mezenterik yaralanma ve hematom var. Burada ise penetran doku travması var. Karın ön duvarında cilt yüzeyinden başlayarak bu bölgede kas katmanlarını da aşan, hatta karaciğerin alt sağ lobunda böyle lineer bir yaralanma hattı oluşturan penetran doku travması, bıçaklanması var ve peritone içi intraperitoneal hem mezenterik yaralanması olan hastada yüksek densitede peritoneal sıvı hemorajik arayı temsil ediyor. Burada ise hastanın şöyle atayım, bilinen bir manitesi yok ancak karaciğerin sağ lobunu çevreleyen böyle daha yakından bakıldığında yumuşak doku densitesinde özellikle arka sektörün inferiorunda böyle nodüler yüksek densitede alanları var. Sol lob relatif olarak, göreceli olarak daha normal. Bu hasta mezenteriyomaya ait karaciğer yüzey implantları. Burada ise hastada appendix kaynaklı müsinöz bir neoplazi olan hasta. İleri dönemde hem ileus gelişmiş çünkü bu implantlar ince bağırsaklarda obstrüksiyon oluşturmuş. Hem de karaciğerin bu reksesiz demiştim az önce. Sol portal venin dallanma seviyesi ve ana portal venin bulunduğu seviyede. Karaciğerin subhepatik alanında, sağ parakolik alanda ve karaciğerin yüzeyinde subfrenik bölgede, karaciğerde ve diğer alanlarda kistik peritoneal implantlar oluşturmuş. Bu kadar yaygın olduğunda artık pseudomixoma peritoneyi ismini almakta. Yine mezenter içerisinde bu sefer kistik değil, yüksek densitede tüm o potansiyel boşluklar içerisinde burada falciform ligamanın geçtiği seviyede periportal alanda, karaciğerin arka yüzünde, Douglas boşluğu içerisinde, anteriorda ve posteriorda, ince bağırsak mezenterinde, inen kolona komşu alanda ve sağ inframezokalik boşluk içerisinde peritoneal karsinomatozise bağlı primeri serozal kistik overyan bir tümördü. Ancak metastazları da bu şekilde kalsifik davranabilir. Kalsifik peritoneal implantları olan bir hasta. Peki burada ne var? Burada yumuşak doku densitesinde nodüller var. Aslında bunlar yumuşak doku densitesinde değil. Komplike kistik lezyonları olduğu için BT'de, kontrastsız BT'de böyle görünüyorlar. Hem omentum majus içerisinde hem mezenterde parakolik boşlukta ve potansiyel boşluklar içerisinde saçılmış peritoneal kistatiye ait küçük kistik lezyonları izlemekteyiz. Mezenter patolojileri için böyle 3-5 ders anlatsak bitmez. Çok fazla sayıda patolojisi var ama böyle küçük küçük kısacık hatırlatmalarda bulunmaya çalışıyorum. Mide büyük kuvvetlerden başlayıp tüm bağırsağı kapatan ve karın ön duvarını örten 4 katlı periton tabakasıdır. Implantlardan söz ediyoruz. Aslında konektif bir yağ doku içeriği vardır. Bu foramen Winslow'u örten kısmı omentum minus, büyük kurvatürden başlayarak pelvik bölgeye kadar inen kısmı ise omentum majus oluşturur. Burada normal bir hasta, bakın karaciğerin ön yüzünden başlayarak inferior doğru giden böyle preperitoneal bir yağ tabakası var. Midenin büyük kurvatür kısmından başlayarak pelvik peritona inen bu preperitoneal yağ dokuya omentum majus ismini veriyoruz. Burada bakın transvers kolon ile çıkan kolon bileşkesi. Bunlar ince bağırsaklar. Hemen komşuluğunda kısmen mezentere de taşmış. Bir yağ doku heterojenitesi var. Bu hasta bir cerrahi geçirmişti ve burada ekartasyona bağlı omental enfarkt gelişmiş. Burada ise omental metastazlar, malign melanomu olan çok metastatik bir hasta. Karaciğerin hem yüzeyinde hem parenkim içinde metastatik lezyonları olan bir hastaydı. Omentum hematojenik metastaz alabilir. Yani akciğer maligniteleri ya da böyle malign melanom gibi metastaz yapmayı seven primer neopleziler periton içerisinde diğer odaklarda tutulum yapmaksızın omentum majus içerisinde ve cilt altı yağ dokuda olduğu gibi hani uzak hematojen metastaz yoluyla bu bölgeye metastaz gelebilir. Burada ise görüntüler çok video olarak oynamalıydı. Bu oynamıyor. Ancak sağ böbrek toplayıcı sistem yapısında obstrüksiyon oluşturmuş retroperitoneal lenfadenopatileri olan yaygın peritoneal karsinomatozis nedeni olmuş. İleri evre bir over manitesi. Bakın burada bakın omental kek görünümü diye geçer kitaplarda. Bu omentum majus içerisinde artık bir yumuşak doku densitesi görünümünü kazanmış. Burada olması gerektiği gibi yağ densitesi görünümünü yitirmiş. Birbiriyle birleşmiş metastatik lezyonlar, periton içerisindeki implantların oluşturduğu metastatik lezyonlar omental kek görünümü adını almakta.
peritone içerisinde olup sekonder retroperitoneal organlar var. Yani ön yüzü aslında intraperitoneal, arka yüzü retroperitoneal olan. Duodenum ikinci ve üçüncü segment. Duodenum retroperitoneal bir organdır. İnen kolon ve çıkan kolon ise ön tarafı peritonla örtülü, arka tarafı retroperitona ait olan sekonder retroperitoneal organları temsil eder. Şimdi peritondan kısaca bahsettim. Retroperiton önemli. Retroperiton için aslında ayrı bir ders belki daha uygun olabilirdi ama böyle kısacık kulak dolgunluğu olsun. Pankreas ve inen kolon çıkan kolonu çevreleyen retroperitonun en anteriordaki kompartmanı anterior parenal boşluk. Anterior parenal boşluk sağ ve sol olarak birbiriyle bağlantılı, yani tek potansiyel boşluk. Aynı şekilde aorta ve inferior vena cava'nın bulunduğu ve her iki böbreğin bulunduğu orta katman perirenal boşluk olarak isimlendiriliyor. Perirenal, burası peritonun arka katmanı. Anterior parenal boşlukla perirenal boşluğu birbirinden ayıran fasyamız çok kalın bir fasya. Özellikle akut pankreatitte bu buradaki inflamasyonun perirenal alana ve işte vasküler yapıların komşuluğuna yayılmasını önleyen gerotofasyamız var. Arkada ise Zucker-Kandel fasyası ya da posterior renal fasya. Burada böyle potansiyel boşluk şeklinde aslında belirgin bir hacmi olmayan, sadece patolojik bir tutulma neden olduysa orada bir hücre birikimi ya da sıvı birikimine birikimiyle karşılaştığımız posterior pararenal boşluğumuz var. Son dönemde bu dekompresyonu bu fasyal planların, özür diliyorum, bu boşlukların açıklayamadığını, bu bölgedeki potansiyel sıvı toplanması ya da basınç artışına neden olan durumlarda dekompresyon mekanizmasının işlemesi gerektiğini açıklayan interfasyal planların tanımlandığı Eisenstein'ın interfasyal planlar teorisi tanımlandı. Peki bu nedir? Retromezenterik alan, yani anterior parenal boşlukla perirenal boşluk arasında böyle kırmızıyla işaretlenmiş bir potansiyel boşluk var deniyor. Yine perirenal boşlukla posterior parenal boşluk arasında retrorenal bir mesafe ya da interfasyal plan var. Ve bunların birleşerek karın yan duvarında oluşturduğu bir saniye laterokanal plan ya da interfasyal plan izlenmekte. Bunlar transvers düzlemdeydi. Kraniokaudal düzlemde nasıl? Özellikle pelvik bölgede ilyak krestlerin bulunduğu seviyenin hemen inferiorundan itibaren retromezenterik planla retrorenal plan birleşerek kombine interfasyal planı oluşturmakta ve bu bölgedeki, yani pelvik bölgedeki patolojilerin inguinal düzeye kadar nasıl ulaştığı, bu retromezenterik ve retrorenal planların oluşturduğu teoriyle daha rahat açıklanabilmektedir. Bir de bu son teorilerle ortaya konan böbrek ile bu retromezenterik plan ve laterokanal plan arasındaki köprü perinefrik bridging septalar ya da işte köprüleşme septalarının olduğu böbrek içerisindeki ya da perirenal boşluktaki potansiyel patolojilerin de bu bölgeye dekompresi olarak karın içerisinde diğer boşluklara aktarıldığını ifade etmektedir Eisenstein. Bakın burada hasta akut pankreatit geçirmiş. Perirenal alanda yağ doku planlarında heterojenitesi ve sıvı koleksiyonları var. Yine anterior da böbreğin hemen anteriorunda retromezenterik plan içerisinde sıvı olduğu görülmekte bu hastada. Retromezenterik plan, evet, az önceki hastanın daha büyütülmüş şekli. Burada hem köprüleşme septaları içerisinde hem retromezenterik alan içerisinde sıvı var. İntraperitoneal boşluklarda da keza aynı şekilde akut pankreatitte sekonder sıvı izlenmekte. Videosu olan hastalar var. Bakın bu hasta VON nedeniyle takipte olan bir hasta. Yani 4. haftaya açmış akut pankreatit ve enfekte VON. Çünkü bu koleksiyon içerisinde havadan siteleri var ve bunlara yönelik kateter takılmış her iki tarafta da. Böbreğin hemen anteriorunda perirenal boşluk değil, anterior parenal boşluk içerisinde sıvı var. Ama bakın geritonun hemen arkasında kombine interfasyal planlar boyunca, yani hani bu anterior posterior interfasyal planların birleşerek pelvise doğru ilerlediği bu alan içerisinde ve bu alanda hava dansları da barındıran enfekte von oluşmuş. İnterfasyal planlar bu şekilde basınç artışıyla giden sıvı koleksiyonların dekompresyon teorisini diğer teorilere kıyasla daha iyi bir şekilde
açıklamaktadır. Evet, burada ise sağ tarafa konsantre olalım. Sağ böbrek üstü bezi, safra kesesi, karaciğer, sağ böbrek büyümüş. Sağ böbreğin toplayıcı sistem yapılarında dilatasyon mevcut. Aynı zamanda böbrek parenkimi içerisinde belirsiz sınırlı hipodens alanlar var. Perirenal yağ doku planları heterojen. Durduruyorum şimdi, tekrar yukarıya çıkalım. Şimdi daha konsantreyiz, nerede olduğumuzu biliyoruz. Tekrar bakalım. Burada perirenal alanda karşı tarafta olmayan çizgisel şekilde densiteler mevcut. İşte bunlar bu perinefritik köprüleşme septalarını işaret etmekte. Bu hasta taş düşüren ve aynı zamanda küçük perinefrit odakları olan bir hastaydı. Artmış intrarenal basınç nedeniyle oluşan perirenal boşluktaki sıvı, bakın burada posterior renal plan, daha doğrusu retrorenal plan aracılığıyla bu dekompresyon teorisi, pardon, mekanizması çalışmış ve böbreğin içerisindeki artmış basınç retrorenal alana aktarılmış. Peki burada toplayıcı sistemdeki sıvı nasıl bu bölgeye geçiyor? Böbrek parenkimi içerisinde Kuhn porları adı verilen toplayıcı sistemle perirenal bölge arasında ince porlar mevcut, daha doğrusu yolaklar mevcut. İşte bu yolaklar aracılığıyla artmış interstisyal sıvı ya da idrarı bir kısmı bu bölgeye taşınıyor. Daha sonra bu köprüleşme septalarıyla da retrorenal ya da retromezenterik mesafeye taşınıyor deniyor. Bu kompresyon dekompresyon teorilerini tanımlayan makaleler içerisinde bu iki tanesi gayet iyi. Hani ilgisi olan, okumak isteyen arkadaşlar için buraya getirdim. Bunlar güncel makaleler. Bu 2016'da. Bunun yılı yok ama 2018 diye hatırlıyorum. Oldukça yeni makaleler. Hani okumak için belki sizin genel kültürünüze ve tıbbi bilginize faydalı olur diye düşünüyorum. İlginize çok teşekkürler. Süre kısıtlaması nedeniyle biraz hızlı aktardım ama soru varsa alabilirim. Canan, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzeldi. Konsantre, net. 3 dakikamız var. Bu arada hızın için de ayrıca teşekkür ederim. Ben dileyen ve uygun olan arkadaşlarımızın videosunu ve sesini açmasını rica ederim. Hani hem görsel bir görüntü alabiliriz hem de soru ve katkı olan arkadaşlarımız varsa 3 dakikamız var. Buyursunlar. Çok zor bir konuydu. Teşekkürler. Aynur'dan bir mesaj gelmiş chatten. Aynur Gülüyeva, Aynur'cum merhaba. Canan abla çok güzeldiniz diyor. Burada hani hem güzelliğini hem konu güzelliğini Aynur'un ifade ettiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Özledik. Aynen öyle. Arzu eden arkadaşlarımız dediğim gibi soru katkı için yazabilirsiniz chatten ya da arayabilirsiniz. Süperdi demiş Levent. Merhaba Levent. Canancığım, senin yerine ben bir merhaba dedim. Aynur, teşekkür ederim. Aynur bana da yazmış. Korben Kavyar Azerbaycan'dan teşekkür ederiz hocam diyorlar. Dilankaya gene bu arada 62 kişi olduk. Öğrencilerimizin bir bölüm bağlanamadı. Neden olduğunu anlayamadık. Çünkü hani password dendi. Aslında daha kalabalık muhtemelen olacaktık. Ama ben videoyu kaydettim. Canan, izin olursa bizim öğrencilerimize, bağlanamayanlara. Çünkü yoğun bir şekilde seni bir yandan dinlerken isterseniz bir yandan da yazışıyordum. Anatomi hocamız, Kaan hocamız çok güzel onları organize etmişti tam bu anatomi üzerine. Giremiyoruz şeklinde. Sonra link üzerinden bağlandı ama büyük kısmı bağlanamadı. Orkun Sarıoğlu, Cem Korkmaz, hepsi arkadaşlarımız, teşekkürlerini iletiyorlar. Sen de görüyorsun sanırım chatten ama ben isimlerini de okumak için herkese de tekrar. Biraz özürlüyüm, herhalde hiç göremiyorum ya da işte bu MacBook'a çok alışkın değilim, belki ondan. Evet, ben buradan herhalde kaçırmadan okuyorum. İstemeyen çoban, bizim anatomideki hocamız teşekkürlerini iletiyor. Yiğit Efe İdem, teşekkürler hocam diyor. Ben bu arada bir dakika kaldı. Hani müsait olan arkadaşlarımıza ben sığdıramıyorum. Ben de bunu yapamıyorum. Yani o büyük galeriyi açamıyorum. Sistem açmıyor. Sığdığımız kadarıyla diye hani açabilirsiniz görüntülerini kapalı olan arkadaşlarımızdan müsait olanlar. Birer fotoğraf alalım bu arada.
bugünün anısına. Canan gerçekten çok güzeldi. Hani biz çok keyifle dinledik. İnşallah senin müsait olduğun zaman da tekrar birlikte retroperitonu baştan senin dediğin gibi. Hani olursa bir zamanı biz çok mutlu oluruz. Tabii ki de. Keyifli, Daha zevkli. ayrıntılarıyla ve patolojiyle demek. Yani hem çok olguların yoğun olduğu bir sunumdu. Ben o açıdan da sana teşekkür ederim. Çünkü teoriyi hani gerçekten zor. Ama olgularla birlikte ve